Merhaba dostlar. Dünyanın dört bir yanından bizi takip eden değerli kardeşlerim, öncelikle hoş geldiniz. Bugün 28 Mart 2021 Pazar. Bugün insanlığın ortak ilkelerinden adalet konusunu ele alacağız. Yine çok değerli, çok kıymetli hocam bizimle beraber Mustafa İslamoğlu. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Hamdolsun bizler de iyiyiz hocam. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar, insanlığın ortak ilkelerinden konulu programımızın bugün adalet konusunu işlerken son dersimizde yapmış olacağız. Önümüzdeki ay malum Ramazan. Bunu da belirteyim programımızın başında. Hocam ben yavaş yavaş sorulara girmek istiyorum. Adalet, yani adalet konusunda Tabii, felsefecilerin, tabii ki filozofların buyurun. çok farklı tanımları var. Mesela Platon'un tanımı dikkatimi çekmişti. İnsanın kendi üzerine düşeni yapması ve kendi payına sahip olması gibi bir tanımı var. Aristoteles'in çok farklı bir bakış açısı var. Bir de Kur'an'ımızın bakış açısı var. Ama ben size öncelikle adaletsizliği sormak istiyorum hocam. Adaletsizlik nedir? Adaletsizlik kavramından adaleti kavramını işlemeye çalışalım. Buyurun hocam. Ne dersiniz? Hocam dondu galiba. Hocamın internetinde bir sıkıntı var galiba. Bağlantımızda bir gidip gelme oluştu. Hocam düştü. Sanırım tekrar girmeye deniyor şu anda arkadaşlar. Konu çok ağır. Onun için internetlerimiz de kaldırmıyor sanırım. Malum adalet toplumumuzun en temel problemlerinden bir tanesi. Toplumda ciddi anlamda bu konuda sıkıntı var. Her ne kadar biz dilimizde adalet işte imanın temeli olmazsa olmaz. İnsanın hayat yürüyüşünde iki kanadı vardır. Bunlardan biri tevhid, diğeri de adalettir diyoruz. Bu kanatlardan biri kırıldığında insanın hareket edemeyeceğini söylüyoruz. Ama günümüze baktığımızda tevhidin maalesef sekte, yani çok zor durumda olduğunu görüyoruz. Adalet de yok denecek kadar az mı arkadaşlar? Hocamız sanırım internetinde program var. Hala gelemedi. Az sonra katılır diye düşünüyorum. Adaletle ilgili arkadaşlar birçok kişiye, birçok kardeşlerime sorular sordum. Siz neler düşünürsünüz, neler yapmak istersiniz ya da ne söylemek istersiniz diye. Hepinize bu konuda çok çok teşekkür ediyorum. O kadar çok soru geldi ki demek ki gerçekten ciddi bir sorun toplumda. Hala soru gönderen arkadaşlarım var. Onlara da ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Bu arada hocamızı bekliyoruz. Henüz gelmedi. Ben bu arada bir mesaj da kendisine göndereyim. Geliyor herhalde arkadaşlar. İnternetimiz telefon aldık. İnşallah kazaya uğramayız. Buyurun. Yok yok hocam, buyurun. Ben biraz haddim olmayarak konuları biraz giriş yapmaya çalıştım. Eyvallah. Size adaletsizliği sormak istemiştim ilk önce. Ondan sonra adalet kavramını anlatmanızı rica edecektim. Buyurun Evet. hocam. Zaten her şey zıttıyla anlaşılır. Eğer aydınlığı anlatmak istiyorsanız karanlığı da anlatmalısınız. Eğer iyiliği anlatmak istiyorsanız kötülüğü de tanımlamalısınız. Eğer hakkı tanımlamak istiyorsanız batılı da tanımlamak zorundasınız ki hak tanınsın. Dolayısıyla zulüm bilinmeden adalet de bilinmez. Adaletin zıttı zulüm. Zulüm, adaletsizlik yani. Tabii bunlar birbirinden bağımsız değil. Adalet nedir? Yani işte siz biraz önce sanırım söylediniz. Platon bu konuyla ilgili ciddi tanımlar getirmiş. Zaten ahlak felsefesinin ilk maddesi adalettir.
Sokrat felsefesinde adalet bir numarada yer alır. Çünkü toplumun ve insanın insanla ilişkisinde ölçü adalet olmak zorundadır. İnsanın kurduğu kurumların ölçüsü de yine adalet olmak zorundadır. Devlet gibi, efendim, aile gibi, akrabalık gibi, hısımlık gibi, her neyse, işte üç tane evladınız var, adaleti gözetiyor musunuz? Kız ve erkek çocuklarınız var, adaleti gözetiyor musunuz? Komşularınız var, adaleti gözetiyor musunuz? Haklarına, hukuklarına mı giriyorsunuz? Yöneticisiniz, yönettikleriniz var, patronsunuz, işçiniz var, amirsiniz, memurunuz var. Yani sayın gitsin, hocasınız, talebeleriniz var, adaleti gözetiyor musunuz? Adaletin insan ilişkilerinde girmediği herhangi bir yer yok. İki insan arasındaki ilişki söz konusu olduğunda bir numaralı ölçü adalet üzerinden tutulmak zorundadır. Merhamet bile adaletin önünde gelmez. Merhamet adaletin arkasında gelir. Çünkü merhamet istismar edilir, adalet değil. Dolayısıyla adalet insan ilişkilerinin ve insana dair tüm kurumların en temelinde yer alan bir numaralı ilkedir. Adaletsizlik de zulümdür. Adalet, Arapça bir kelime, kelime anlamı bir şeyi yerli yerine koymak. Yani bir şeyi kendi yerine koymak. Zulüm de ne olmuş oluyor doğal olarak? Bir şeyi kendi yerinden etmek. Allah için kullanılırsa demiş bazı dilciler, adalet ki hikmet anlamına gelir o zaman, bir şeyi yerli yerinde yaratmak. Dolayısıyla kul için kullanıldığında zulüm, Allah'ın bir şeyi yerli yerinde yarattığı bir şeyi yerinden etmek. Özetle adaletin bir de eşitlik boyutu var. Yani adalet ki dike kelimesiyle ifade edilmiş kadim Yunan'da, adalet yani dike, eşit vermek, hakkaniyete riayet etmek anlamında. Tabii bu eşitlik nasıl bir eşitlik bilmem, belki soracaksınız ama efendim isterseniz oraya girmeyeyim, eğer sorularınız da varsa adaletle eşitlik arasındaki şeyi, o soru evet. Gelince. Tamam. Evet, sorumuz da var hocam, onu daha sonra işleyelim. O zaman soru gelince şey yapalım. Dolayısıyla bu anlamda eşitlik boyutu var adaletin, hakkaniyet boyutu var adaletin, merhamet boyutu var adaletin ki adalet merhamettir, en güzel merhamettir. Onun için yani kısasta sizin için hayat vardır ayeti neyi ifade ediyor? Şunu ifade ediyor, kısas aslında suça eşdeğer ceza demektir. Suça eşdeğer. Aslında Kur'an'da kısas ayetlerinin söylediği şey, kısası gerçekleştirmek değil, kısası gerçekleştirmenin bir ibadet olduğunu söylemek de değil. Asıl suça eşdeğer cezanın üstünde, yani kinle, hırsla, hınçla, öç alma güdüsüyle, yani size karşı haksızlık yapan birinden intikam almaya kalkmak. Ve haklı iken haksız duruma düşmek. Onun için kısas kelimesi kullanılır. Yani karşıdakinin hukukunu gözetmek, suçlunun hukukunu gözetmek, size karşı cinayet işleyenin hukukunu gözetmek, sizin hukukunuza geçen birinin hakkınızı alırken bu sefer de ona dönüp haksızlık etmemek. Yani mazlumken zalim olmamak konusunda gelir, bağlamında gelir. Dolayısıyla adaletle ilgili birçok kavram var hiç şüphesiz. İşte bu kavramları onun altına dizmek lazım ki zulüm özü itibariyle bir şeyin hakkını, hukukunu, hakkaniyetini ihlal etmek ve iki insan arasında veya iki insan grubu arasında olduğunda hududu tecavüz, haddi aşmak, sınırı aşmak ki
bu noktada insanın hakları var değil mi? Sorumlulukları da var. Hakkınızı almak sizin ananızın ak sütü gibi hakkınız. Fakat hakkınızı alırken hududunuzu da aşabilirsiniz. Hududunuzu aştığınızda, yani başkasının hakkına girdiğinizde, hak talebinde bulunurken başkasının sınırlarına girdiğinizde, hakkı olan biri iken hak yiyen biri, hakka giren biri, hakkı gasp eden birine dönüşüverirsiniz. İşte adaletin aynı zamanda hudut, sınır, hadlere saygı duymak anlamı da burada çıkıyor ortaya. Evet hocam, çok çok teşekkür ederim. O zaman madem biraz girmiştiniz az önce, onu da sorayım. Adalet eşitlik midir? Eşitlik ile arasında herhangi bir fark var mıdır? Kur'an'da mesela kıst kelimesi var. Bunu eşitlik olarak çevriliyor. Pardon, adalet manasında kullanılıyor. Bu iki kelime arasındaki farkları anlatabilir misiniz hocam? Adalet eşitlik değildir. Zira çalışanla çalışmayana aynı ücreti vermek, yatanla koşana aynı ücreti vermek adalet değildir. Yani eşitliktir ama adalet değildir. Aslında buradaki eşitlikten, adalet anlamındaki eşitlikten kasıt fırsat eşitliği ve elbette ki hakkaniyet eşitliğidir. Hakkaniyet eşitliği nedir? İşte biri sınava iyi çalışmış ve yatmış, öbürü yatmış. Yapanla yatanı eşit tuttuğunuzda bu adalet olmaz ki. Bu zulüm olur. Kime zulüm olur? Çalışana zulüm olur. Çalışanın hakkını yemiş olursunuz. O da yatardı, o da çalışmazdı. Dolayısıyla üretenle üretmeyeni, hiç bilenle bilmeyen bir olur mu ayeti var ya. İşte aslında orada bak, bilenle vermeyenin karşılığı da bir olmaz aslında. Burada belki bilgiyi değerlendirme konusu var. İşte yani وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Kim zerre miskal, zerre miktarı hayır yaparsa onu görür. Kim de zerre miktarı şer işlerse onu görür. Yani alın size yine adalet. Burada bir adalet var. Ama hayır işleyene, şer işleyene eşit muamele yaparsanız bu adalet midir? Dolayısıyla bu adalet değil, bu zulümdür aslında. Onun için yani çalışanla çalışmayan, koşanla yatan, cahille alim, öğrenenle öğrenmeyen, efendim alın teri dökenle başkalarının alın terine konan, hırsızlık yapanla alın teriyle geçinen, haram yiyenle, yetim hakkı yiyenle, kul hakkı yiyenle kulların hukukunu gözeten nasıl aynı olabilir? Bu ikisine siz eşit tuttuğunuzda adil olmazsınız. Bu ikisini eşit tuttuğunuzda zalim olursunuz. Dolayısıyla adalet oran eşitliği değildir. Adalet nedir? Hakkaniyet eşitliğidir. Hak ettiğini vermektir. Kıst kelimesi Kur'an'ı bir kelimedir ve adaletten farklıdır. Adalet Kur'an'da herkese hak ettiğini vermek. Kıst ise aslında feragat diye çevirdim ben bazı yerlerde bunu. Yani tırnak içinde Rabbimizin hakkından feragat etmesi anlamında kullanılmış. Bu şu anlama geliyor. Cezalandırmada asla üstüne bir şey koymayan, hak ettiği kadar suçuna denk cezalandıran ama ödüllendirmede ise kat kat onu ödüllendiren anlamına geliyor. Yani dolayısıyla kıst daha farklı bir kavram. Feragat anlamına gelen bir biçimde de kullanılmış, böyle bir vurgusu da var. Teşekkür ederim hocam. Yalnız şöyle de bir şey var. Bizim burada Avrupa'da, siz onu anlatırken aklıma geldi. Bir sistem var Almanya'da. Hiç çalışmayanlar bile belli bir ücret alıyorlar.
Buna sosyal yardım parası adı altında. Ama baktığınızda insanlar gerçekten aslında sağlıklar, çalışabilecek kapasiteleri var. Tüm aile bu şekilde geçiniyor. Hatta nesiller boyu da bu şekilde geçinen aileler var. Burada devletin adaleti aslında sarsılmış olmuyor mu? Adalet kavramının anlamını düşündüğümüzde Kur'an'ı boyutta. Ne dersiniz? Şimdi, evet, sosyal devlet aslında toplumu müreffeh biçimde yaşatmak için toplumun sınıfları arasında uçurum oluşturmamak için milli geliri halkı arasında belli kıstaslar çerçevesinde paylaştıran devlettir. Toplumun tamamını, mesela bir kısmı yediği önünde yemediği arkasında bin bir türlü refahın içinde nimet azgını iken bir kısım da orada aç, bir ilaç, susuz, uykusuz, ne bileyim bebeler süt bulamaz halde olmamalı. Devlet kurumunun görevi budur. Dolayısıyla vergiler bunun için alınır. Yani eğer orada bir vergi adaletsizliği varsa o zulümdür. Vergiyi adil olarak alacak. Neyse, nedir? İşte gelir vergisi dediğimiz vergi. Gelirine oranla vergi alacak insanlardan. Ama yani devlet bu açıdan insan kayırıyor ise, kendinden yana olanları, hükümet kendinden yana olanları, yandaş olanları vergiden muaf tutuyor ve kendinden olmayanları vergilendiriyor ise veya bir kesimi kendisini destekleyen toplumun bir kesimini vergiden muaf tutuyor veya onların düşük vergi koyuyor ama toplumun ezilen kısımlarını büyük efendim vergilendiriyorsa bu işte zulüm olur. Öbür taraftan işsizlik parası dediğiniz para, efendim sübvanseler, işte belli sektörlerin sübvanse edilmesi, hazine tarafından desteklenmesi, belli sektörlerin ölmemesi için işte gıda sektörü olsun, buğday sektörü olsun, ekmek sektörü, su sektörü, süs sektörü olsun, bunlar bir toplum için stratejik gıdalar mesela. Yine stratejik başka alanlarda olabilir. İşte bu gibi yerlerde kamu hazinesinin, kamu parasının adil bir biçimde kurallara bağlı olarak, adamına göre değil, senin benim adamım üzerinden değil, kurallar üzerinden işleyen bir biçimde sübvanse edebilir. Bu sosyal devlet olmanın bir gereğidir. Yine sağlık, eğitim ve hayati önemdeki projeler konusunda devlet destekler verir. Ve bu alanlar devletin vatandaşına karşı görevidir zaten. Devletin hazine teorisi olmaz aslında. Biz yanlış kullanıyoruz. Milletin hazinesi olur. Para milletindir. Devletin parası yok ki. Devlet çalışıp da para mı kazanıyor? Milletindir o. Millet adına alıyor onu ve emanet olarak alıyor ve milletine harcamak zorundadır. Peki şöyle düşünelim. İşsizlik parası bugün efendim işsiz olan insanlar geçim sınırının altına düşmesin, yoksulluk sınırının altına düşüp de toplumda bir mağdur sınıf oluşmasın diye ortak kamu hazinesinden verilen destektir. Bunun şartları şartları vardır tabii ki, konmuştur. Ve efendim diyelim ki adam işsiz kaldı, çalıştı. Yani 9 ay çalıştı, 3 ay işsiz kaldı. O 3 ay işsiz kaldığında ne yiyecek mesela? Kirasını nasıl ödeyecek? Çocuğuna nasıl bakacak? Asli ihtiyaçlarını nasıl görecek? Hayatını nasıl idame ettirecek? Mesela bu efendim sosyal devlet tarafından düşünülmesi ve tedbir alınması gereken bir problemdir. Sosyal devlet bunu düşünür. Niye düşünmesi lazım? Eğer toplumda üst gelir grupları ile alt gelir grupları arasındaki gelir dağılımı, uçurumu oluşursa, bu sosyolojinin konusudur,
ekonominin konusudur. Bu uçurumdan mütevellit o toplumda kırılma yaşanır. Bu kırılma giderek toplumun sınıfları arasında bir çatışmaya dönüşür. Sınıf çatışması dediğimiz, Marx'ın sınıf çatışması dediği bir çatışmaya dönüşür. İşte kapitalizmin, vahşi kapitalizmin en yumuşak karnı budur. Ve bu sanayileşme devriminde 19. yüzyılda ciddi biçimde yaşandı. Ve ondan sonra sosyal devlet ilkesini getirdiler ve gelişmiş toplumlar bunun önlemini aldı. Bazı sektörlerde özellikle sağlık, eğitim gibi hayati ehemmiyetli olan bazı alanlarda devlet vatandaşına karşı sorumluluk üstlendi. Öyle de olması lazım. Dolayısıyla sosyal devlet olmanın bir gereği olarak bu sınıf çatışmasını önlemek için devlet ne yapar? Alt gelir gruplarını veya gelirsiz bir insanları, yoksulluk sınırının altına düşmüş insanları destekler. Hele hele açlık sınırının altına düşmesini tamamen engeller. Orada hiçbir şeye bakmaz. Çünkü bir, yaşam hakkı kutsaldır. Yaşam hakkı kutsaldır. İki, insanlar eşittir. Ontolojik olarak doğuştan eşittir. Bir insan orada açlıktan ölecek, öbürünün çöpe attıklarıyla öbürü beslenecek. Yani böyle bir dengesizlik olamaz. Biri Karun gibi, öbürü ise açlıktan ölecek. Olmaz bu. Dolayısıyla ne olmalı? Orada bir alt sınır olmalı. Toplumsal gelir sınıflar arasında uçurum oluşmamalı. Üst gelir grubuyla alt gelir grubu arasında bir büyük bir kod oluşmamalı ki bir iletişimsizlik olmasın. Yoksa ne olur? Sağırlık oluşur. Kesimler birbirini duymaz, sınıflar birbirini duymaz. İşte bu da çatışmayı getirir. Peki bu çatışma en çok kime zarar verir? En çok zenginlere zarar verir. Varsıllara zarar verir. Huzuru bozar. Toplumsal huzuru yok eder. Toplumdaki güvenliği yok eder. Ve giderek o toplum birbirini zehirler. O toplum birbirine düşman sınıflardan oluşmaya başlar. Artık o toplum patlamaya hazır, kıyameti gelmiş, kıyameti kopacak olan bir toplumdur. İşte bu kıyameti engellemek için işsizlik fonu diye bir fon oluşturulur. Peki bu fondan işsiz olmadığı halde para alana ne demeli? Bu, o ülkenin nüfusu kaçsa, Türkiye'de ise 83 milyonun hakkını yiyor demektir. Yani bir kulun hakkını yersiniz, Allah göstermesin, yanılır yenilir, bu haksızlığı yaparsınız, gider ondan helallik alır, ona verirsiniz yediğiniz hak. Ama 83 milyona nasıl vereceksiniz? Hadi efendim, nasıl helallik isteyeceksiniz? Ne yapacaksınız? Dolayısıyla 83 milyonun hakkını. Almanya'da ise işte Almanya'nın nüfusu kaç? 70 milyon mu? Efendim, onun o kadar insanın, evet, yani Türkiye'ye yakın 80 milyon. O kadar insanın hakkını yemiş oluyor. Çünkü o verilen, o işsizlik parasındaki, işsizlik fonundaki para aslında tüm vergi mükelleflerinin ortak havuzudur. Vergi mükellefleri alın teri olarak oraya koymaktadırlar. Kendilerinin de başına bir şey geldiğinde o fondan desteklensin diye. Dolayısıyla bunun istismarı haramın da haramıdır. Haramın da en üstüdür. Dolayısıyla bu anlamda kurallar bellidir. İşsizlik parası olsun, diğer fonlamalar olsun. Benim işte adam stratejik bir sektörde bir yatırım yapmak için bir teşvik kredisi alıyor. Teşvik kredileri yani maliyetsiz kredilerdir veya en düşük maliyetli kredilerdir. Bazen benim artı maliyeti, para maliyeti olmaksızın kamu maliyetinden aktarılan, transfer edilen paralardır bunlar. Niçin? O toplumda bir açık vardır, bir gıda açığı vardır, bir teknoloji açığı vardır, hayati bir alanda açık vardır. O açığı kapatmak için, yani toplumun
sağlığı açısından, toplumun efendim huzuru açısından buna gerek vardı. Bu ilgili kurullarda efendim işte mecliste ilgili bilim adamlarının ortak kararıyla alınan bir karardır. Oraya bir şey açılır, kredi açılır. Bu krediyi adam alır da amacının dışında kullanırsa bu helal olmaz. Bu zehir zıkkım gibi haramdır. Yani bunu eğer bir Müslüman yapıyorsa bu aslında o bunu yapan Müslümanın Müslümanlığı düşün, doğru dürüst bunu yapmayan gavurun Müslümanlığı bu adamın Müslümanlığından daha Müslümanlıktır. Daha ne söyleyeyim? İyi anlaşılsın diye bu analojiyi kuruyorum, bu kıyası yapıyorum. Evet, yani hakkına, hukukuna riayet eden, tırnak içinde kullanıyorum bu terimleri, bir gayrimüslimin Müslümanlığı, hakkı, hukuku çiğneyen ve kendine de Müslüman diyen birinin Müslümanlığından 1000 kat daha evladır. İslam ahlaktır. İslam sınırları bilmektir. İslam hududa riayet etmektir. Hakkı hukuku çiğneyen birinin kendine Müslüman demesi Müslümanlığa, İslam'a en büyük hakarettir. Başka bir şey değil. Evet hocam, çok teşekkür ederim bu açıklama için. Bu bağlamda hemen şunu sormak istiyorum. İnsanlık adaletinin ortak anlamı çerçevesinde birleşmiş midir? Yoksa ülke ve ideolojilere göre değişen manaları da var mıdır? Esasen eğer adalet bir değerse, önceki sohbetlerimizde bu meseleyi işlemiştik. Bir şeyin değer olabilmesi için o şeyin evrensel olması lazım demiştik. Eğer bir şey evrensel değilse o değer de değildir demiştik. İlke de değildir demiştik, değil mi? Evet. Adalet bir ilkedir ve değerdir. Eğer adalet bir ilke ise ve değerse evrensel olması lazım. Bölgesel tanımları olan veya bölgeden bölgeye tanımı değişen bir şey ne ilkedir ne de değerdir. Dolayısıyla el-ma'ruf yani ortak iyi, ortak iyinin en üstünde beşeri münasebetlerin mihveri olan adalet gelir. İnsandan Allah'a uzanan ilişkinin merkezini tevhid, insandan insana olan uzanan ilişkinin merkezini adalet teşkil eder. İnsanın iki kanadı olduğunu düşünelim. İnsanı uçan bir varlık olarak düşünelim. Bir kanadı tevhiddir. İnsandan Allah'a ilişkilerin tüm merkezinde tevhid vardır. İnsandan insana olan ilişkilerin tüm merkezinde de adalet vardır. Eğer bir kanat kırıksa o uçamaz. Dolayısıyla o kırıktır, kanadı kırık kuştur. Artık işlevini yapamaz. Yani yaşamsal faaliyetlerini icra edemez. Artık ölü hükmündedir. Çünkü mutlaka o kırık kanat onu ölüme kadar götürecektir. Adalet kanadı kırık olan bir toplum ölür, yaşayamaz. Adaleti, adalet duygusu kaybolmuş bir insan da manen ölümcül bir hastalığa yakalanmıştır. Dolayısıyla o insan da manen ölüdür. Ölüdür. Ve ona işittiremezsin. Ölülere sen işittiremezsin dediği gibi Kur'an'ın ona işittiremezsin. Ne söylersen söyle kafasında zulme 40 tane kılıf bulmuştur. 1000 tane tilkilik dolaşmaktadır. Onun içinde her türlü zulmü, her türlü adaletsizliği kılıfına uydurarak o kılıflardan birini, o bahanelerden, mazeretlerden birini bularak yapar. Onun için yani burada mesela bir tanım yaptık, adalet tanımı kendi ülkemizde. Yani Türkiye'de bu böyle yapmak adalettir dedik. Ama bir gün çıktık kendi ülkemizden,
Almanya'ya geldik. Sizin şu anda bulunduğunuz ülkeye geldik. Ve Almanya'da efendim burada adalettir dediğimiz şeye orada adalettir demedik. Orada o hassasiyeti gözetmedik. Anlatabiliyor muyum? Bu kişi adil bir kişi değildir. Bu kişi adalete inanmamaktadır. Bu kişi sahtekar bir kişidir. Ülkesinde hiçbir adaletsizlik yapmamış olsa da bu kişi zalim bir kişidir. Niye? Çünkü adalet onda ilke haline gelmemiş, meleke haline gelmemiş, değer haline gelmemiş. Bu o yani benden olanlara muamele ederken adil olmak yeterli ama benden değilse onlara adil olmam gerekmez demekle aslında Kur'an'ın o işte Yahudileşme dediği anlatabiliyor muyum? O sınıra girmiş oluyor. Yani işte Kur'an'ın bahsettiği İsrailoğulları ne diyorlardı? Efendim bizden olanın ben işte faiz almayız ama bizden olmayan olursa onunla ilişkimizde hakkımıza işte sözümüze riayet etmek zorunda değiliz. Sözümüzde durmak zorunda değiliz. Dolayısıyla buna dair bir takım örnekler veriliyordu. Onun için bu anlamda siz de onlardan işte o malum Hazreti Musa'nın getirdiği mesajı reddeden, o mesaja ihanet eden o kavim gibi düşünmeye başladınız. O kavim gibi düşünmeye başladınızsa akıbetiniz de onlar gibi olur. Dolayısıyla o örnekler zaten boşuna anlatılmıyor. O örnekler biz öyle olmayalım diye anlatılıyor. Bu anlamda dünyanın her tarafında adalet tanımı aynıdır, geçerlidir. Adaletli olan adaletlidir, zalim olan zalimdir, zulüm olan zulümdür. Zulmün tanımı ülkeden ülkeye, ırktan ırka, bölgeden bölgeye, ideolojiden ideolojiye, dinden dine, mezhepten mezhebe değişmez. Yani benim için işte karşımdaki insan Müslüman olursa onun hakkına riayet ederim ama gayrimüslim olursa onun hakkı yok. Riayet etmek gibi bir şeyim de yok diyen bir insan hakkı, hukuku bilmiyor demektir. O kendi inancına da ihanet ediyor demektir. Dolayısıyla evrenseldir bu tanımlar. Çünkü değerler evrenseldir. Bu evrenselliği reddettiğimizde yani işte bizden olanın efendim hakkını koruyalım ama bizden olmayanın hakkını yemekte beis görmeyiz. Efendim yani bizden olana biz adiliz efendim İdris'iz ama bizden olmayana iblisiz demiş olur. Bizden olana Hızır'ız ama bizden olmayana Hınzır'ız demiş olur. Bizden olana Harun'uz ama bizden olmayana Karun'uz demiş olur. Dolayısıyla bu ne insanidir ne İslamidir. Evet hocam çok teşekkür ederiz. Ben bunu şurada çok iyi yaşıyorum. Almanya'da malum trafik kurallarını siz de geldiğiniz için burayı az çok tanıyorsunuz. Trafikte bir akış vardır. Kurallar bellidir. Kolay kolay kimse bunu aşmaz. Ama biz Türkiye sınırına girdikten sonra bir bakıyorum ki o yabancı plakalar açılara. Herkes son sürat. Yani o kurallar sanki Türkiye'de geçmiyor. Hız sınırı aşma kuralı Türkiye'de yokmuş gibi hareket ediliyor. Yani bunları maalesef görerek yaşıyoruz, üzülüyoruz. Adalet kavramını gerçekten hayatımızda o kadar çok konuşuyoruz ki dilimizde pelesenk olmuş durumda. Ama hayatımızı aktarma ve eyleme geçme konusunda hocam sanırım sınıfta kaldık. Doğrudur. Ben onu görüyorum. Bazen yolda giderken trafikte önümdeki araç bakıyorum yabancı plakalı. Bazen Deutschland yazıyor, bazen Netherlands yazıyor, bazen efendim işte başka ülkelerin plakaları var, okunuyor orada. Efendim bakıyorum pencereden kocaman bir şey yola fırlatılıyor veya yolun kenarına fırlatılıyor. Ben de onu diyorum, bunu Almanya'da yapamaz. Bunu İsviçre'de yapamaz.
Bunu Hollanda'da yapılmaz. Ama burada yapıyor. Hem de yani tersine döndü bakınız iş. Niye yapıyor? Aslında toplumsal ahlaksızlık bulaşıcı. Buraya geldiğinde yani standardı bozuyor. Bunun bu onda aslında Alman yasalarından korkmuş bu. Bu onda ahlak haline gelmemiş. Kul hakkı olarak bakmıyor meseleye. Oysa kul hakkı, hak ve hukuk meselesi. Düşünün. Yani bırakın onu 30 senedir beyimiz sigara tiryakisi fakat aldığı arabanın küllüğü bir tane sigara şeyi görmemiş İzmarit. Anlatabiliyor muyum? Peki nereye gitti bu İzmarit'le? Nereye gitti bu sigara külleri? Yola gitti. Peki onun sigara külünü arkadakinin yutmak zorunda mı? Bu zulüm değil mi? Bu kul hakkı değil mi? Hangi haktan, hangi hukuktan, hangi dinden, hangi namazdan, hangi secdeden, hangi umreden, hangi hacdan, hangi ibadetten bahsediyorlar bunlar? Neyin Müslümanlığı bu? Anlatabiliyor muyum? Yani aslında budur. Bunun için vardır o ibadetler. Eğer ibadetler bu sonucu getirmiyorsa, yani hakkı hukuku tanımayacaksan, eğer niye ibadet ediyorsun ki? İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Namaz insanı kötülüklerden ve haddi çiğnemekten, aşmaktan korumak içindir. Dolayısıyla eğer seni kötülükten alıkoymayacaksa niye kılıyorsun ki? Evet kılma canım. Evet. Çünkü feveylül lil musallin, lanet olsun o namaz kılanlara diyen bir Kur'an var önünde. Aç inanmıyorsan Maun suresi 4. ayeti bir daha oku. Evet, dini yalanlayan kimse diyor bu namaz kılan bu tipe, bu türe. Bu türe dini yalanlayan kimse diyor. Bakınız namaz kılıyor ama dini yalanlıyor. Niye? Din bu. Din bu. Yani boşluk bilincini unutmamak, hak ve hukuku unutmamak, başkasının hakkına, hukukuna geçmemek, hudutlara riayet, sınırlara riayet etmek. Dolayısıyla aynı şey burada da geçerli. Yani birçok örnek verilebilir buna. Bakıyorsunuz trafikte efendim yayaların geçeceği yere arabasını koymuş. Gıcır gıcır bir araba. Efendim yani paraya vursan bir servet eder. Fakat asla ve asla o arabayı üreten insanların insanlar arası ilişki kalibresine ve kalitesinin topuğuna ulaşmamış. Hala bedevi. Hala bedevi. Hala taşralı. Başkasına eziyet ediyor. Dolayısıyla aynı şey tabii. Onun için yani ister buradan oraya gitsin, ister oradan buraya gelsin. Kim yaparsa yapsın, kötü kötü olmalı. Onun için şunu hep vurgulamamız lazım hepimizin. Artık o dilimizi değişelim. Yani Müslüman iyi olur, gayrimüslim kötü olur. Yani işte iyi değilse Müslüman değil. Hayır öyle değil, öyle diyemiyorsunuz. Hayır öyle değil çünkü. Yani Müslüman adil olur diyemiyorsunuz. Diyebiliyor muyuz? Adalet skalası yapsak ülkeler arasında. Yani kendini Müslüman olduğunu iddia eden ülkeleri dünya adalet skalasında kaç numaraya düşerler? Nereye düşerler? Yani vergi adaleti, yargı adaleti, eğitim adaleti, ilişki adaleti, mali adalet, maddi adalet, manevi adalet. Efendim aklınıza hangi alan geliyor olursa olsun efendim yargı adaleti, özellikle yargıda efendim adalet dağıtıyor mu? İslam topraklarındaki mahkemeler. Var mı böyle bir dertleri? Adalet dağıtıyorsa bu kadar huzursuzluk, bu kadar efendim çile niye, bu kadar acı niye çekiliyor? Dolayısıyla işte gördüğünüz gibi o zaman her zaman dün de bugün de yarın da ölçü iyiler ve kötüler ölçüsüdür. Evet, iyiler ve kötüler. Dolayısıyla iyiler arasında olmaktır. Maruf ve münker ölçüsü insanlık ölçüsüdür. Bu ölçünün hiçbir içinde bir başka şeyi yoktur. Böyle
İşte falan dinden, falan mezhepten, falan meşrepten, falan ırktan, falan coğrafyadan, falan ideolojiden böyle bir ayrım yoktur. İyi ve kötü. İyi ve kötü. Dolayısıyla biz de bu ayrımı er geç öğreneceğiz. Zaten bu ayrımı reddedenler aslında kötü olduklarını itiraf ediyorlar. İyilerden olmak istemiyorlar. Dinlerini kamuflaj olarak üstlerine örtüyorlar. Dinlerini dedim. Niye dinimizi demedin? Çünkü benim dinim onunla aynı değil de onda. Ben onun dinine inanmıyorum. Benim dinim bana insan olmayı emrediyor. Benim dinim bana iyi olmayı emrediyor. Benim dinim bana değerleri ve ilkeleri böyle eğip bükmemeyi emrediyor. Kitabına uydurmamayı emrediyor. Benim dinim bana yeryüzünün neresinde olursam olayım o ilkeleri elimden geldiğince uymamı ve uygulamamı emrediyor. Dolayısıyla onun dini emretmiyor. Onun dini öyle bir din ki kendisinden olmayana her kötülüğü reva görüyor. Onun dini öyle bir din ki şark kurnazlığı 40 tane tilki dolaşıyor içinde, 40'ının da kuyruğu birbirine değmiyor. Onun dini öyle bir din ki Allah'a bile oyun çekiyor, numara çekiyor. Düşün, Allah'ı bile olaya getirmeye, Allah'ı bile aldatmaya kalkıyor. Benim dinim Allah'ın dini öğreteceğine inandığım bir din. Onun dini ise Allah'a din öğretmeye kalkan bir din. Dolayısıyla yani aynı değil. Onun için dinleri dediğim gibi onları ahlaksız ediyor. Bu anlamda yeniden düşünmek, başımızı iki elimizin arasına koymak ve içinde bulunduğumuz durumu muhasebesini yapmak, kendimizi sorgulamak, eleştirmek, öz eleştiri yapmak, tevbe ve istiğfar etmek bu Kur'an'ı anlamıyla. Evet hocam, çok teşekkür ederim. Şöyle bir soru sormak istiyorum. Sizin Hayatı İnşa Eden Kur'an'ın Temel Kavramları adlı kitabınızda adalet bahsinde şöyle bir şey geçiyor. Meşru bir iktidarın 5 temelini sayarken biri de adalet diyorsunuz. Bir de devletin imanı adalettir diyorsunuz. Bunların ışığında şahıslarda ve devletlerde adalet nasıl olmalı? Aslında kısmen açıkladınız. Evet. Yani aslında 5'ini de sayalım. Hakikat yalanın zıttı. Yani yalanla iman bir arada durmaz. Hakikat bir numaralı. Yani bir adalet devletinin ilk ilkesi hakikat. İkinci ilkesi adalet. Üçüncü ilkesi merhamet. Dördüncü ilkesi meşveret, şura. Beşinci ilkesi ehliyet. Yani bunların her biri de aynı derecede önemli aslında. Hiçbiri diğerinin yerine geçmez çünkü her birinin alanı ayrı, her birinin olmaması durumunda ortaya çıkacak olan problemler farklı farklı. Dolayısıyla adalet bu anlamda insandan insana veya insandan insanlara veya insan gruplarından başka insan gruplarına olan tüm ilişkinin mihveridir, merkezidir, odak noktasıdır. O merkez, o çıkış noktasında bir derecelik sapma açısı varış noktasında eylemde kilometrelere bağlı olur. Bu anlamda devletin dini adalettir sözü Hazreti Ali'ye nispet edilir. Ya Ali demişler, devletin dini olur mu? Evet demiş, devletin dini adalettir. Yani bu şu anlama gelmiyor mu? Dinsiz devlet, adil olmayan devlettir. Adını İslami koymakla bir devlet İslami falan olmuyor. Hangisini kabul edersiniz, hangisini alırsınız? Seç, beğen, al. Sudan ismiyle, cismiyle, anayasasıyla İslami olduğunu iddia eden bir devlet. İslami olduğunu iddia eden devlette bir önceki devlet başkanının nasıl bir halkının malını çalan bir hırsız olduğu İşte milletin gözünün önünde yaşandı, gördü, görüldü efendim. Yani bizler de gidip geldiğimiz orada bir yetimhane yapılmasına vesile olduk. O sebeple gidip geldiğimiz ülke olduğu için halkının nasıl inim inim inlediğine şahit olduğumuz, nasıl soyulduğunu gördüğümüz bir ülke.
Yani İran ister misiniz bir molla diktatörlüğü? Efendim, buyurun. İran İslam devleti. Adına İslam deyince oluyor mu? Bugün gizli ateizmin en yaygın olduğu ülkelerden biri. Efendim. Dolayısıyla o ateist olan insanları suçlayamak gelmiyor içimden. Bu adil değil. Bu zalimce bir şey çünkü. Yani onlara eğer siz dini İslam budur diye tanıtıyorsanız İran'da mollaların diktatörlüğünü, aslında onların ben bu dinden değilim, ben ateistim, benim dinim yok demesi gayet doğal. Gayet doğal. Ama keşke şöyle deseydiniz. Aslında iki tane İslam var. Biri bu bunların İslam'ı işte. Bu gördüğünüz zalimlerin İslam'ı. Biri de Allah'ın indirdiği İslam. Seç beğen al. Ha, bu ayrımı yapabilseydik aslında, işte o zaman belki bu insanlardan bir kısmı yok benim dinim yok demekten kurtulur. Ben bunların dininden değilim. Ben Allah'ın indirdiği dindenim deme alternatifini görürdü. Bunu kullanırdı. Ama siz bunu da sunmadınız. İslam tektir. O da işte bu mollaların diktatörlüğüdür dediğimizde insanlar ona baktı, tiksindi. Onu İslam zannetti. Kendini de Müslüman değil zannediyor. Yani kendini her Müslüman zanneden nasıl Müslüman değilse, kendini Müslüman değil zanneden herkes de Müslüman değil. Yani o da öyle değil. Dolayısıyla hadi Pakistan'a gidelim, aynı şey. Hadi Afganistan'a gidelim. Hangisini alırsınız? Seç, beğen, al. Hadi Suudi Arabistan'a gidelim. Hangisini alırsın? Hangisinin İslam'ını alırsınız? Seç, beğen, al. Hayır, böyle değil. Yani adalet devleti. Onun için ulemadan birçoğu, ki İbn-i Teymiye'ye nispet edilir ama birçok alim bunu söylemiş. Bu bir efendim artık aforizma haline gelmiş. Devlet küfürle yıkılmaz, zulümle yıkılır. Evet, aynen öyle. Yoksa öbür türlüsünde zaten teokrasi Yahudilerin ortaya attığı bir devlet yönetim biçimidir. Yani din devleti. Yoksa İslam'ın, Kur'an'ın böyle bir talebi yoktur zaten. Dinin devleti olmaz. Yani din devlet istemez. Yani bir din mensuplarının devleti olabilir. Yani devletle din ne zaman aynı çuvala girmişse tarihte din sokularak çıkmıştır. Devlet dini sokan bir yılana dönüşmüştür. Niye? Çünkü zalim yöneticiler yaptıkları tüm zulümlerin faturasını dine çıkarmışlar ve kendilerini savunurken de dini bahane göstermişlerdir. Yani din kamuflajının içine sığınmışlar, dini kalkan olarak kullanmışlar ve kalkanın üzerine din yazmışlar. Kendi zulümlerine atılan her taşı dini taşlıyor diye o taşlayanın kolunu kesmişler, kellesini kesmişler, varlığını yeryüzünden kaldırmışlar. Yani kendi ahlaksızlıklarını ve zulümlerini savunmak için dini payanda ve paravan olarak kullanmışlar. Onun için bu anlamda dinin talebi iyi insan olmaktır. Bunu altını, yanını, üstünü, öbür yanını çizip yüreklerimize, yüreklerimizin duvarına bir levha olarak asmak lazım. Çok teşekkür ederim hocam. O zaman İslam'la yönetilen devletlerin karnesini sormaya gerek yok, ortada diyebiliriz. Evet. Hiç iyi bir karne yok. Evet, maalesef. Adalet duygusu fıtri midir? Muhtemelen fıtridir diyeceksiniz ama ben yine devamını şöyle ifade etmek istiyorum. Allah'a göre adalet, insana göre adalet nasıl tecelli eder? Bir de Allah'ın El Adil ismi var mıdır? Evet. Esma-i Hüsna'da. Adalet duygusu bence fıtridir. Bence diyorum çünkü emin değilim. Zira fıtri olanın tanımında da birleşmiyoruz. Bazen bu tanım da farklılaşabiliyor. Efendim, yani çünkü dünyanın her tarafında bir haksızlık yapıldığında haksızlığa uğrayan insan tepki gösteriyor. Eliyle tepki gösteremese içinden tepki gösteriyor. Yani razı olmuyor. Demek ki adalet duygusu fıtri. Çünkü kimse
şu ana kadar kimse ya ben zulmü çok sevdim, hoş bir şey efendim, yani bana biraz zulmeder misiniz falan demiyor. Öyle değil mi efendim? En büyük, en ünlü zalimler bile kendilerine zulmedilmesini istemiyorlar. Yani sen ömrün boyunca zulmetmişsin, zulmünle meşhursun, zulmün tek uğraşın olmuş. E gel ömür boyunca kendine efendim ahlak haline getirdiğin zulmü biraz da biz sana yapalım deseniz hayır yapmayın diyecektir. Evet iyi gelin yapın çok memnun olurum falan demeyecektir. Hatta sadomasoşizmle zulüm ayrı bir şeydir yani bu anlamda. Dolayısıyla adalet bu anlamıyla insanlığın ortak bir değeridir. İstisnası yoktur. Hem dikey hem yatay. Yani ilk insandan bugüne kadar öyledir ve efendim bugünkü dünyanın neresinde bulunursa bulunsun, yani ilkel halde yaşayan ada toplumları olsun efendim, en gelişmiş toplumlar olsun, adalet duygusu temel, fıtridir. Bu bellidir. Bu bir. İkincisi, Allah neden adil ismi yoktur? Kur'an'da el-adil diye bir isim yoktur. Efendim, gerçekten de yoktur. Esma-i Hüsna içerisine mevcut listeler, düzmece listeler olduğu için aslı astarı olmayan, işte hadis kitaplarına girmiş ama uydurma listeler olduğu için bunların içine yazmışlar. Mastardan isim uydurmuş yazmışlar, fiilden isim uydurmuş yazmışlar. Bu listelerin eleştirisini, bilimsel tenkidini Esma-i Hüsna kitabının girişinde uzun uzun yapmıştım. Bu listelerin hepsini vermiştim. Bu listelerin eleştirisinde madde madde de sıralamıştım. Oraya girmiyorum ayrıntılı olarak. Fakat Allah'ın neden El-Adil diye bir isminin Kur'an'da bulunmadığını açıklama sadedinde de birkaç yerde açıklamıştım Esma-i Hüsna'da. Gerek derslerde gerek kitapta. O açıklamam da şuydu. Allah bize adaleti emreder. Cuma hutbelerinde okunan ayet o meşhur ki o ayeti oraya koyan da Ömer İbni Abdülaziz'dir. Adil halife ki adaletiyle meşhurdu. Emeviler içinde bir yıldızdı. Emevi halifelerinin tamamını satıp bu adama yedirebilirsiniz. Dolayısıyla böyle bir değerdi. Zaten kendiler zehirleyip öldürdüler. Marratun Numan'dadır mezarı. Ama mezarından çalındığını ve mezarının da yıkıldığının haberini aldım Suriye İç Savaşı sırasında. Dolayısıyla Emevilerden tek kabri olan kişidir aynı zamanda. Muaviye de dahil Emevi halifelerinin, Emevi krallarının hiçbirinin kabri yoktur. Hepsi de yok edilmiştir. Ve efendim tabii bu da ayrı bir vahşettir, o da ayrı bir mesele. Ama sadece istisna Ömer İbni Abdülaziz'in kabridir. Kabri idi. O da şimdi yok oldu, edilmiş duyduğuma göre. Yani bu anlamda Ömer İbni Abdülaziz koymuştu o efendim hutbelerin arkasından okunan İnnallâhe ye'murukum bil adl. Allah size adaleti emreder diye başlayan ayet. Allah size adaleti emreder diyor. Peki Allah bize adaleti emreder. Peki kendi ne yapar? Kendi rahmetle, merhametle davranır. Bismillahirrahmanirrahim. Sebekat rahmeti kulle şey. Rahmetim her şeyi geçmiştir, her şeyi kuşatmıştır. Vesiat rahmeti kulle şey. Rahmetim her şeyi kuşatmıştır. Dolayısıyla bu ifadeler ve buna benzer birçok ibare gösteriyor ki Rabbimizin insanoğluna muamelesi adaletle değil, ne iledir? Merhametle, rahmetle. Peki adaletle muamele etse ne olurdu? Adaletle muamele etse ödül vermemesi lazımdı. Adaletle muamele etseydi birimize on vermemesi lazımdı. Evet, anlatabiliyor muyum? Adaletle muamele etseydi her yaptığımız günahın mutlaka ve mutlaka affetmeyin cezasını vermesi lazımdı.
Af ve mağfiret, mağfiret isimleri, sıfatları olan birçok sıfatın Gaffar, Gafur, Gafir, Settar, Afu, Rahman, Rahim gibi birçok sıfatın olmaması lazımdı. Bu sıfatların bizzat kullanılması ve mevcut olması şunu gösteriyor ki rahmettir Allah'ın davranışını motive eden şey. Onun için o Allah'tır. O hazinesinden verir, o affeder, onun affı sonsuz sınırsızdır. Affetmek ona yakışır. Dolayısıyla ama bizim birbirimize karşı davranırken adil davranmamızı emreder bize. Biz insanız. Biz Allah değiliz haşa. Dolayısıyla insan toplumlarında adil davranış aynı zamanda insanın yeryüzündeki yaratılış, varoluş amacını gerçekleştirmenin de en temel enstrümanı, en temel ilkesidir. Çünkü yeryüzünde varoluş amacımızı adalet olmadan gerçekleştiremeyiz. Bu adaletin kapsamı o kadar büyüktür ki suya karşı, toprağa karşı, kurda karşı, kuşa karşı, yere karşı, havaya karşı, ırmağa karşı, denize karşı, yani var olan her bir şeye karşı adalet. Bu çok önemlidir. Yani toprağa karşı adil davranmadığınızda toprağı zehirliyorsunuz, toprağın hakkını çiğniyorsunuz. Bakınız işte toprağın hakkı nedir? Çıplak bırakmamaktır, ağaçlandırmaktır. Ağaçlanırsanız 300 yılda bir santimi 300 yılda meydana gelen toprağı denizlere, okyanuslara göndermemiş oluyorsunuz. Buyurun. Toprağın hakkı ekmektir, ev yapmak değil. Evi kayanın üstüne yapacaksın. Kayanın hakkı ev yapmaktır. Eğer evi kayanın üstüne yapar, toprağı da ekersen mesul olursun. Deprem seni korkutmaz. Deprem o zaman nimet olur. Çünkü depremler envai çeşit kaplıcaların sebebidir. Yorgun toprakla dinç toprağın nöbet değiştirmesidir. Ve birçok yeryüzü topografyasında akiferler, yani su depoları, kayadan su depoları açmanın sebebidir aynı zamanda. Daha birçok hikmeti vardır, birçok sebebi vardır. Bilimsel izahı vardır depremlerin, çok yararı vardır. Ama eğer gider de fay hattına, toprağın üstüne evini yaparsan kendine mezar yapmış olursun. Dolayısıyla bakın o toprağın hakkı, suyun hakkı da o. Suyun hakkı suya adam gibi muamele etmektir. En tatlı, en temiz, en güzel sularınızın üzerine HES projeleri yapar da derelerinizi kurutursanız belanızı buldunuz. Toprağın hakkını çaldığınız gibi suyun hakkını da çalarsınız. Çünkü o dereler oradaki fauna ve florayı besliyor. Yani hayvan ve bitki hayatının kaçınılmaz can damarı. Senin şah damarını kesseler nasıl ölürsün? O bölgelerin, o derelerin, o vadilerin derelerinin suyunu kestiğinde de o ölür. Bunu bilmeyecek ne var Allah aşkına? Aynı şey işte denizdeki balıklar için de geçerli. Balıkların da hakkı. Yumurtlama döneminde avlanmamalısın arkadaş. Belli bir limitin üstünde atmamalısın. Yani neyse o kurallar, o kurallara uymak senin için bir boyun borcu. Çünkü haktır, hak, hukuktur. Çünkü onların yumurtasını tarıyorsun dip taraması yaparken. Yumurtasını taradığın balığı mevsimi gelince nasıl yakalayacaksın, nasıl tutacaksın, nasıl yiyeceksin? Kendi ellerinde, kendi boğazına kemer geçiriyorsun. İşte hak hukuk bilmezliğin sonucu. Dolayısıyla aynı şey. Çok ilginçtir efendim. Bakınız eskiden Roma'da ki mermer aslında bir karbon türüdür. Ve kireç taşlarının tamamı karbon türüdür. Karbon temellidir. Bir zamanlar onlar canlıydılar. Ya mikrobiyolojik canlılardı ya diğer canlılardı. Ve onlar işte ta bundan 400 milyon yıl evvel efendim denizlerin altındaydılar, çıktılar, coğrafya değişti efendim ve onlar taş oldular artık, taşlaştılar.
Tıpkı fosiller gibi. O taşlaşmış olanlar, bakınız bugün kireç adı altında, kireç dediğimiz şey nedir? Kireç taşının ateşle buluşması sonucu, yakılması sonucu oluşan o kimyasal elementtir. Anlatabiliyor muyum? Onu ne yapıyoruz? Biz suyun içine attık mı dağılıyor, yanıyor ve dağılıyor. Ama önce ateşin içine atılmıştı o. Dolayısıyla bakınız, yani bu bile bir hak hukuk meselesi. Eskiden işte mermerden yaparlarmış Roma'da heykelleri, Yunan'da heykelleri. Bir heykeltıraşın o kadar efendim uğraş, özen, bezen yaptığı o muhteşem bir heykel, efendim kireç yapmak için gelirmiş bir bedevi Avrupalı, işte Romalı, onu ateşe atar, oradan kendisine neyse ev, ahır, sur, şunu bunu yapacağım diye o efendim çağlar durdukça duracak olan şaheseri kirece çevirirmiş. Anlatabiliyor muyum? Bakınız bu da bir hak meselesi aslında. Yani nereden bakarsanız bakın, işte restorasyonlar. Yapılan restorasyonlara baktığında bu adam hakka riayet etmiş mi? Bu adamın hak hukuk dinlemesi mümkün mü diyorsunuz? Yani bunun hakkını vermiş mi? Hakkını vermiş mi? Dolayısıyla nereden bakarsanız bakın bu anlamda efendim hak ve hukuk meselesi olarak bütün bir varlığın içine girdiğini görüyorsunuz. Evet hocam, çok teşekkür ederim. Şimdi adalet konusunu ele aldığımızda adalet eşittir hukuk gibi bir terim var. Yani adaletle hukuk eşit midir? Eş anlamlı mıdır? Nedir? Yani adalet denilince direkt hukuktan bahsediyoruz. Bu konuda ne dersiniz? Değildir. Değildir. Nasıl ki kanunla hukuk arasında fark varsa, hukukla adalet arasında da fark vardır. Bir kere hukuk aslında dediğimiz şey bir yargı müessesesinin manzumesidir. Yani bir sistemdir bu. Gerek teorik boyutuyla, gerek pratik uygulama boyutuyla. Bir sistem, bir efendim ekoldür. Hukukta ekoller vardır mesela. Roma hukuku. Bakınız, kendi içerisinde bağımsız bir hukuk sistemidir Roma hukuku. İslam hukuku, yani gerçi bazıları fıkıh mı, hukuk mu, hukuk denebilir mi diye itiraz edebilir. Haklı oldukları yerler de vardır. Çünkü İslam bir fıkıh üretmiştir ama bunu hukuk etme konusunda yaya kalmıştır. Çünkü bir haklar manzumesi ortaya çıkaramamıştır. Bir insan hakları manzumesi ortaya çıkaramamıştır. Müslümanlar tıpkı bir ahlak üretemediği gibi bir hukuk da üretememişlerdir. Bunu itiraf etmenin zamanı geldi de geçiyor bile. Kendi kendimize hava basa basa, gaz basa basa bir şekil olduk, patladık ama adam olamadık. Dolayısıyla önce itiraf edelim adam gibi. Şunu yapamadık, bunu yapamadık, yapmamız gerekirdi ama yapamadık diyelim. Yapamadığımızı kabul edelim ki niye yapamadığımızı konuşabilelim. Yapamadığımızı kabul etmiyoruz ki niye yapamadığımızı konuşup çözüm bulalım. Yani onu da konuşamıyoruz. Onun için de konuşamadığımız, tartışamadığımız bir şeyin çözümünü de bulamıyoruz. Yani sittiğin sene sonsuza kadar yaptığımızı zannettiğimizde hiç yapamayacağız. Çünkü yapmadık. Bu anlamda bir fıkıh ortaya koyduk. Bir fıkıh usulümüz var mesela. Gerçekten de usul, metodoloji. Yani nereden bakarsanız bakın hakkını kimse yememeli. İslam fıkıh metodolojisi gerçekten de adı üstünde. Batı'da bile bu anlamda bir metodoloji, hukuk metodolojisi bulamazsınız. Bu kadar iyi işlenmiş. Ama o kadar işte. Ama o kadar. Yani bu şuna benziyor. Yani planı çok iyi yaptık da taşı taş üstüne koyup da bir şey yapamadık, ortaya getiremedik anlamına geliyor. Veyahut da efendim ya tüm fabrikanın parçalarını aldık da bir türlü banta bindiremedik. Yani üretime koymadınızsa ne yaptınız ki? Bana ne ki yani? O parçaların oluşu kime fayda eder? Dolayısıyla o kağıtlar üstündeki planların içine çıkıp da oturabilir misiniz? Menü listesindeki fotoğrafları yiyebilir misiniz? Karnınız doyar mı? İşte buna benziyor.
Dolayısıyla bir hukuk üretemedik. Haklar manzumesi üretemedik. İnsan hakları evrensel bildirgesini yazmak bize yakışırdı değil mi? Yazamadık. O evrensel bildirgede itiraz edebileceğimiz bir madde bulabilir mi? Bulamayız. Bulursak da o bizim neliğimiz olur, gayri insaniliğimiz olur. O bizim bedeviliğimiz olur. Başka bir şey olmaz yani. Ona herkes başka taraflarıyla güler. Dolayısıyla bunları yapmalıydık. Alın kölelik meselesinde. Efendim, yani kölelik meselesinde bizi gayrimüslimler mi durdurmalıydı? Allah aşkına. Yani 14, 15, 16. yüzyıl, bırakın 18. yüzyılda efendim ne yapmış? Umman Sultanı yahu efendim gelmiş Hint Okyanusu'nda adayı köle merkezi, köle aktarım istasyonu olarak kullanmış. Anlatabiliyor muyum? Ve efendim oraya köleleri taşımak için bir devlet kurmuş. Ve oradan tüm dünyaya köle ihraç etmiş. 18. yüzyıldan bahsediyorum ben. 17. yüzyılın sonu 18. yüzyıl. Dolayısıyla 13, 14, 15. yüzyılda İtalya'ya getirilen, yani şehir devletlerine, Floransa'ya, Cenevize, Venedik'e getirilip de oradan Avrupa'ya dağıtılan kölelerin aktarma, yani köleleri satan tüccarların %100'ü Müslüman. Afrika'dan getiriyorlar, orada gemilere bindiriyorlar ve satıyorlar. Niye? Çünkü köleliği dininizin içine koymuşsunuz. Yani İslam zor yokuşun, Kur'an zor yokuşun, dört etaplı zor yokuşun birinci etabını bir boyunu özgürlüğe kavuşturmak olarak daha ilk indiği yıllarda işaretlemişken, hedef göstermişken, kölelik stoklarını eritmeyi, köleliği bitirme hedefini koymuşken, işte cinayet işledin hataen bir köle azat et. Efendim hacda cinayet işledin bir hac kusurudur, efendim onu yaptın bir köle azat et. İşte kefarette şöyle yaptın, köle azade. Yani köle stoğunu eritmek için bin bir türlü tedbir getirmiş ve köle kapılarından ikisini daha başında kapamış, ikisini de kapamak için yani belli bir şeye koymuş, hedef göstermiş ve işte buradan gidin, köle kapılarını kapatın ve bitirin bu işi diye mesaj vermişken siz sanki aksini söylemiş gibi köle sahibi olmayı büyük bir meziyet addederek toplumları köleleştirmişsiniz. Bırakınız evladınızı köleleştirmişsiniz, eşinizi köleleştirmişsiniz. Kadına mal muamelesi yapmış, kadına insan muamelesi yapmamış. Hatta fıkhınızda kadına mal için kullanılan zamiri kullanmışsınız. Dolayısıyla kime ne diyeceksiniz? Onun için yani evet insan hukukla efendim şey aynı değil efendim adalet aynı değil çünkü Roma hukuku var işte tırnak içinde İslam hukuku var doğal hukuk var efendim işte modern hukuk var ama Roma adaleti İslam adaleti efendim Yunan adaleti modern adalet yok. Olmaz. Olmaz. Evet hocam gerçekten çok iyi gidiyor. Çok da soru geldi. Ben arkadaşlarla istişare yapmıştım. Adalet konusunu işleyeceğiz. İşte hocamıza bunu sorabilir misiniz ya da mutlaka sorulması gereken bir soru diye. O kadar çok soru geldi ki ben tabii zaman kısıtlı. Sadece bunlardan birkaç tanesi size soracağım. Çok da yormak istemiyorum. Kısa. Mesela bir kardeşimiz şöyle demiş, bir insan Afrika'nın bir kabilede, bir çadırda dünyaya geliyor. Öte yandan diğer bir insan Amerika'da çok zengin ve güçlü ya da Avrupa'da zengin bir ailede dünyaya geliyor. İkisi de çıplak ve çaresiz ilk doğduğu anda. Ama biri diğerinin erişemeyeceği çok farklı imkanlara sahip. Pardon, adalet bunlar için nerede başlıyor diye sormuş kardeşim. Şöyle bir inancım var. Yeryüzünde israf edilen miktarı tespit etsek,
yeryüzünde açlık çekenlerin miktarını da tespit etsek, israf edilen miktar açlık çekenlerin doyacağı miktar olduğuna ben inanıyorum. Allah rızkı yeryüzüne eşit miktarda vermiş. Efendim, daha doğrusu insanlığa yetesiye vermiş. Rızkı eşit miktarda vermiş dediğim, herkese aynı şeyi vermemiş. Eşitlikten bunu anlamıyoruz yine. Ama peki burada nimetle imtihan edilmenin bir gereği olarak varsılların varlıklarından yoksulların payını vermeyi de emretmiş. Yani paylaşmayı emretmiş, bölüşmeyi emretmiş. Bu aslında Kur'an'da da dikkat çekildiği gibi toplumların farklı farklı imkanlara sahip olmaları varlığın doğal bir yasası, doğal bir yasa. Bunu hiç efendim şey yapmayalım. Nasıl kadın erkek arasındaki fark varsa, mesela kadın duyguda erkekten öndedir. Efendim erkek de kas gücünde kadından öndedir. Efendim erkek rasyonel düşünür, hesapçıdır. Kadın ise duygusal düşünür ve tedbircidir. Anlatabiliyor muyum? Yani fark vardır çünkü işlevleri farklıdır. Sorumlulukları farklıdır. Hayat içerisinde paylaştıkları görevleri farklıdır. Aynı şey, bakınız toplumlar içinde de geçerli. Yani bazı toplumlar vardır ki, efendim, bu toplumların yeteneği tarımadır. Bazı toplumlar vardır ki hayvancılığadır. Bazı toplumlar vardır ki madenciliğedir. Bazı toplumlar vardır ki göçebeliğedir. Dolayısıyla bu da işte tarihte sosyolojik bir vaka olarak bugüne kadar gelmiş. Yine bazı topraklar vardır ki yer altı zengin, yer üstü fakirdir. Bazı topraklarda vardır ki yer üstü zengin, yer altı fakirdir. Avrupa'da orman çok, su çok efendim ama yerin altı zayıftır. Gelin Arabistan Yarımadası'na, orman yok, su yok, ırmak yok, göl yok ama yerin altında hazine var. Aslında bu da bir adalet değil midir? Bu da bir denge değil midir? Dolayısıyla herkesin herkese ihtiyacı var. Bu manada hiç kimse kendi kendisine yetmez. İnsanlığı barış adası olarak görüp İslam'ı bir ilahi barış projesi yapmak üzere gönderilmiş olan İslam'ı aslında bu çerçevede anlamak lazım. Yani insanlık bütün bir dünya evimiz. Bütün insanlık birbirinin kardeşi ve bütün bir dünyanın nimetleri de her birimize emanet edilmiş, adil paylaşmak için emanet edilmiş birer değerdir. Böyle baktığınızda bence sorun çözülür. Ama iş böyle bakabilmekte. Böyle bakabiliyor muyuz? Kendimize yani üstünde bulunduğumuz ve bize emanet edilen nimeti, bu benim malım diye sahip çıkıp, bu benim ülkemin malı diye sahip çıkıp, senin ülken ne? Kim söyledi sana? O sınırları neye dayanarak çizdi? O sınırlar neyi ifade ediyor? Yani şöyle insanlık tarihine dön de bir bak bakalım. O sınırlar kaç kere bozuldu, kaç kere dizildi? Dolayısıyla neyin derdi bu? Neyin zulmünün peşindesiniz? Neyi paylaşamıyorsunuz? Aslında bu anlamda İslam yani evrensel barış, küresel barış her anlamda küresel adaleti de tazammun ediyor. Bizi bir borç olarak yüklüyor. Yani bu bilinç yaygınlaştığı zaman bu sorun çözülür. Yani bu sorunun çözülmesi şu anlama gelmiyor. Dünyanın her tarafında insanlar aynı şeyi yesinler, aynı efendim hayat tarzını yaşasınlar, aynı gelir grubunda olsunlar. Böyle bir şeyi komünizm diye bir sistem, bir ideoloji böyle bir şey tasarladı. Bu tasarının yanlış olduğunu efendim tarih gösterdi. İşte uygulama gösterdi. Bu insanları fakirlikte eşitlemeyi başardılar sadece. Çünkü fıtratı es geçtiler. Marx insanı okumakta yanıldı. Yani hele hele
pratiği, Marx'ın ortaya koyduğu ideolojiyi istismar eden, efendim işte Rusya'daki Stalinist sistem Marx'ı istismar etti. Komünizm ideolojisini istismar etti. Milyonlarca insanın canına mal olan korkunç bir zulüm imparatorluğu kurdu. Dolayısıyla hiçbir şeye yaramadı gördüğünüz gibi. Bir milletin geleceğini mahvettiler. İşte şimdi de savruluyorlar, oradan oraya savruluyorlar. Bugünkü dengesizlikleri dünden kalmış olan o efendim kirin, isin, pasın bir sonucudur aslında. Çünkü bir toplumu zulmettiğinizde zulmün ilk etkisi nedir biliyor musunuz? O toplumun ahlakını bozarsınız. Zulüm korku üretir, korku ahlak bozar. Evet. Dolayısıyla yine soruya dönecek olursak, bu biraz önce söylediğim efendim o adil paylaşım ilkesini yitirdik de bir mülk değil de sahip olduklarımızı bir emanet olarak gördük mü? Yani insanlığı bir aile, yeryüzünü de tamamını bir vatan ve bizim borçlu olduğumuz, alacaklı olduğumuz değil, bizim borçlu olduğumuz ve sorumlu olduğumuz bir efendim küresel bir vatan olarak gördüğümüz zaman bu sorunun üstesinden çok kolay geleceğimize inanıyorum. İnşallah hocam, çok çok teşekkür ederim. Bir başka kardeşimiz şöyle bir sorusu var hocam, bunu da iletmek istiyorum. Anne babaların evladına yaptığı çokça kötülük var. Yani bunu maalesef çok duyuyoruz etrafımızda, toplumumuzda. Ve ardından da sürekli anne baba hakkından bahsediliyor. Bu kadar ailesinden zulüm görmüş evlatların anne babalarına karşı adaletli olma bağında tavırları nasıl olmalı hocam? Böyle bir soru gelmiş bir kardeşimden. Maalesef bu konu gerçekten de kanayan bir yara. Aslında geleneksel Müslüman fıkhı bu konuda babayı Tanrı ile babayı efendim yönetici ile eşitlemiş. Yani babaya tanrısal bir yetki vermiş. Baba evladına her zulmü yapabilir, her kötülüğü yapabilir. Niye? Biraz önce söyledim, belki kaçırmışlardır. Baba evlada verilmiş bir emanet değil, aslında evladın malı falan değil. Hiçbir evlat baba ve annenin malı değil. Yani maalesef Şark'ın, Doğu'nun bakış açısı bu. Yüzyıllar böyle yoğruldu, hemen kurtulamaz. Zihninde, bilinç altında bu var zaten. Malım olarak bakıyor. Dolayısıyla malım olarak baktığı zaman size bir biblo gibi davrandığını düşünün. İstediği yere alar, istediği yere koyar, istediği yerden indirir, isterse de camdan aşağı atar, tuzla buz eder. Kim soracak ki? Onun malı, malım değil mi der. Utanmazca bir de döner, malım değil mi der. Evet, kızını satar, başlık parasını koyar adını. Kızını istemediği birine verir. Ona kanlı yaşlar akıtır. Bir ömür boyu onun mutsuz olmasına sebep olur. Onun hayatını kaydırır, zerre kadar da sorumluluk duymaz. Yani öz evladının ömrüne kasteder, zerre kadar da sorumluluk duymaz. Yani anne baba üzerinden sorulduğu için ben anne baba üzerinden konuşuyorum. Evlat üzerinden de konuşulabilir ama soru öyle değil. Ki bugün yaşadığımız sorun gerçekten de şartta budur yani şu anda. Düşünün, ana baba hakkı diye başlık açmışlar. Oysa Kur'an bu anlamda ana baba hakkı diye bir haktan söz etmez. Anlatabiliyor muyum? Hak ve sorumluluk karşılıklı çünkü. Evlat hakkından söz eden hiçbir dini kitap okudunuz mu, duydunuz mu, gördünüz mü? Bir tane bana getirebilir misiniz? Yani peki neymiş? İsim koymakmış falan. Dalga mı geçiyorsunuz siz? Yok, bebek kendi ismini kendi koysun, bırakın efendim. Dolayısıyla dalga mı geçiyorsunuz siz? Hayır, karşılıklıdır hak ve sorumluluk. Ve evlat anne babanın malı değildir. Ben de 5 çocuk sahibiyim. Benim evlatlarım da benim malım değil, ben de babamın ve annemin malı değil. Bağımsız bir kişiliğim. Şahsiyetim var. Annemin ve babamın efendim mülkü değilim. Onların istediği zaman istediğini yapacağı bir mülk değilim. Aklım var. Yani benim aklım bana verilmiş, anne babama değil.
Benim iradem bana verilmiş, anne babama değil. Evladımın iradesi de ona verilmiş, bana değil. O iradesini, aklını, vicdanını, bilincini bana kiralamak zorunda falan değil. Kiralamamak zorunda aslında. Niye? Bağımsız bir şahsiyet ve Allah herkesi kendinden soracak. Hiç kimseyi hiç kimseden sormayacak. Bu anlamda herkes hesabını kendisi verecek. Ve herkes tercihini de kendisi yapacak. Babamın dini benim dinim değil. Anamın dini benim dinim değil. Ben kendi tercihlerimle yargılanacağım. Onun için adalet de budur zaten. Adalet oradan başlıyor. Bu toplumda ki Yahudileşme Temayülü diye bir kitabım var. 26 sene evvel yazdım. Bu kitabın girişinde ünlü düşünür Adorno ve Horkheimer'dan bir model sergiledim orada. Ve bu insanlar faşizm Avrupa'da nasıl başarılı oldu? Avrupa gibi bir yerde faşizm nasıl geldi de lök gibi oturdu toplumların üzerine, boğdu attı. Almanya nasıl faşist oldu? İtalya nasıl faşist oldu? İspanya nasıl faşist oldu? Bu diktatörler, bu kaçık adamlar, bu çılgın adamlar nasıl geldiler de insan canını, insan kanını böyle heder ettiler? Sular seller gibi insan kanını akıttılar. Geriye gözyaşı, kan, ıstıraptan başka bir şey bırakmadı. Çekip gittiler. Bunun sorusunu sordu Avrupalı bilim adamları, düşünürler. Onların başında işte Adorno geliyor. Ve en sonunda vardıkları şey, çok uzun hikaye de burada özetlemeyeyim. Sosyolog ve sosyolojiyle ilgilenenler bu işi bilirler. Söylediğim kaynaklara da vakıftırlar. Adorno en sonunda şu kanaate vardı ve bu kanaatini de tezleştirdi. Mütehakkim baba, yani buyurgan baba, aile içerisinde bir faşizm davranışı sergiliyor. Evlatları üzerinde yani bir Hitler davranışı sergiliyor. Ve onun otoritesini sorgulamayan evlat ve aile var. Baba evde bir diktatör, o diktatörü sorgulamayan bir aile modeli. Bu model aynen okula aktarılıyor. Okulda müdür, diktatör ve müdürün memurları, öğretmenler, o diktatörün memurları, eli sopalı memurları, öğrenciler de onların istediklerini yapacağı bir köleler sınıfı. Dolayısıyla bu böyle ev, aile, okul, toplum ve devlet. İşte bu bir kısır döngüye getiriyor. Ve en sonunda efendim Hannah Arendt'in harika teşhisiyle, tespitiyle efendim kitlesel bir kötülüğün sıradanlığına dönüşüyor. Kötülüğün sıradanlığı. Yani bir memur, sıradan bir memur, bir gardiyan kendisine verilen bir emirle bilmem kaç bin kişiyi öldürebiliyor, yakabiliyor gaz odasında, fırında. Yani bunu kendisine sorduğunuz zaman emir kuluyum efendim diyor. Emir kuluyum. Yani ben böyle diyenlere biraz da Allah kulu olsam iyi olacak falan diyorum efendim. Yani düşünün. Niye aklın yok mu? Akıl sende niye var? İraden yok mu? Kötülük diye bir şeyin yok mu? İyilik diye bir şeyin yok mu? Bir sınırın yok mu? Bir çizgin yok mu? İnsan değil misin sen? Makine mısın? Ancak bunu bir makine yapabilir. Bir insan bir insanın hayatına nasıl kıyabilir? Dolayısıyla gördüğünüz gibi aslında evlerimizden başlıyor. Ocaklarımızda başlıyor. Onun için bugün şart toplumlarında maalesef bu bir sıkıntı. Kur'an'da anne babaya ihsan ile muamele emredilir. Yani iyi muamele. Anlatabiliyor muyum? İhsan ile muamele. Ve teşekkür edilmesi emredilir. Yani şükürli ve duvali değil.
Efendim. Ama itaat etme emredilmez. Hatta itaat etme emri hiç yok ama itaat etme, etmeme emri birkaç yerde var. Anlatabiliyor muyum? Eğer sana şunu şunu emrederlerse onlara itaat etme. Anlatabiliyor muyum? Diye ayetler var. Ama itaat etme ayeti yok. Bu din hangi din? Kim uydurdu bunları? Dolayısıyla öyle anne ve babalar tanıyorum ki yavrusuna şeytanın yaptığını yapıyor. Evet var. Hem de hiç de küçümsenmeyecek kadar. Dolayısıyla sadece o değil, adalet açısından adil değil çocuklarına karşı. Mesela ömründe bir kere çocuğunu öpmemiş anne babalar tanıyorum, anne değil, babalar. Ömründe bir tane çocuğunu şefkatle kucaklamamış babalar tanıyor. Bağrına basmamış babalar tanıyor. Yani nasıl bir şeydir bu? Asıl bunu sorgulamak lazım. Dolayısıyla peki bunu net körüklüyor? Bunu da şu körüklüyor efendim. Din adı altında aileyi bir firavun yönetimine, bir firavun devletine çevirip babayı da firavun konumuna koymak. Ve buna da din demek. Bu kimin dini? Ben söylemeyeyim. Herkes içinden söylesin. Allah'ın dini değil. Onun için adalet herkes için geçerli. Hak ve sorumluluklar eşittir. Evladın anne ve babasına karşı hakkı varsa sorumluluğu da var. Anne babanın da evladına karşı sorumluluğu da var, hakkı da var. Eyvallah. Evet. O zaman bu durumda şöyle diyebilir miyiz hocam? O zaman evlat, anne baba böyle zulmeden bir anne babaya karşı sadece insani yönden yardım etmek durumunda, onun dışında yani herhangi bir şey yapmasına gerek yok diyebilir miyiz? Efendim. Mesela hatırlandı. Şunu söyleyeyim. Eğer onlar zaruri olarak ihtiyaç sahibi, bu evlatta onların ihtiyacını giderecek bir imkan sahibi ise onların ne yaptıklarına bakılmaksızın onlara o imkanından istifade ettirir. O zaruret halinin kalkması için. Açlarsa onları doyurur. Doyurulmaları için gerekli girişimde bulunur. Susuzlarsa onları suvarır. Efendim sıkıntı içindelerse onlara imkan dahilinde yardımcı olmaya çalışır. Anlatabiliyor muyum? Efendim, bu zaten insani bir görev. Anne babamız olması da gerekmez. Ama anne babamız bizim dünyaya gelmemize vesile olan insanlar olduğu için bizim imkanımız varsa ilk vermemiz gereken, ilk yardım etmemiz gereken ki akrabanın bir numarası da insanın anne ve babası veya evladı. Dolayısıyla onlar olmalı. Ama buradan öte dediğim gibi efendim eğer onların bize davranışı işte mesela huysuz, mesela dirliksiz, mesela efendim geçimsiz, mesela zulümkar, ondan da öte zulmediyor. Hiçbir işi yok. Yani annenize zaten zulmetmiş bir ömür boyu. Anneniz de çekmiş, zavallının gidecek yeri yok, yiyecek ekmeği yok. Yani yutmuş oturmuş. Anadolu kadının işte Anadolu değil, tüm şark coğrafyasında durum bu. Efendim yutmuş oturmuş. Şimdi onu yapmış, ihtiyarlamış, huysuz ihtiyar olmuş artık. Köşeye oturan boğa gibi oturmuş. Efendim oradan bozuyor her şeyi. Oradan evin efendim huzurunu bozuyor. Seni kırıyor, onu kırıyor, öbürünü ona tutturuyor, iki oğlunu birbirine tutturuyor, iki kızını birbirine tutturuyor. Şer! Yok mu? Çok. Peki ne yapmak lazım? Şerrinin sana değmeyeceği mesafeye. Evet, mesafe aynı zamanda saygıdır. Tamam mı? Babanıza, annenize saygı gösterin. Eğer şerri dokunuyorsa o mesafeyi bir daha yeniden ayarlayın. İnce ayarlayın. Mesafe önemli. Mesafe önemli. Kesinlikle hocam. Maalesef hepimiz hayatımızda bu tür şeyleri yaşadık.
ufak da olsa, büyük çaplı da olsa yaşamış insanlarız. Hocam vakit ilerledi. Ama sor bir soru. Bana sormayın. Ben hiç... Tamam, size hiç sormadım. hocam, son olarak şunu sormak istiyorum. İnsanın kendine adaleti var mıdır? Varsa nasıldır? Sultan mesela, sultana karşı adaleti nedir? Tabii buna adalet diyebilirsek eğer, elbette yani insanın kendine karşı kendi hakkını da gözetmesi lazım. Çünkü yani haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Peki size haksızlık yaptığınızda siz susuyorsanız kendi hakkınıza karşı zulmediyorsunuz. Kendi hakkınıza gasp ediyorsunuz. Kendi hakkınıza adaletsizlik yapıyorsunuz. Ama tabii bu aynı zamanda insanın kendi parçalarına olan adaleti de ayrı bir başlık. İşte elinize karşı adaletiniz, gözünüze karşı adaletiniz, kulağınıza karşı adaletiniz, kalbinize karşı adaletiniz, böbreğinize karşı adaletiniz. Anlatabiliyor muyum? Yani bakınız, yeme içme dahi bu adalet meselesinde işin içine giriyor. Yani işte fazla kilolar insanın kendi adaletine karşı işlenmiş bir cürümdür, zulümdür. Niye? Çünkü eğer fazla kilolarla bedeninizi yoruyorsanız bir, bacağınıza adaletsizlik yapıyor, zulüm yapıyorsunuz. İki, eklemlerinize adaletsizlik yapıyor, zulüm yapıyorsunuz. Üç, yüreğinize adaletsizlik yapıyor, zulüm yapıyorsunuz. Yani bu anlamda sigara içen arkadaşlara iyi haberlerim yok. Kendinize adaletsizlik. Adil değilsiniz vücudunuza karşı. Bu zulmü yapmaya hakkınız yok ki. Yapın binanızı, verin dumana, verin ateşe. Bir şey olmaz. Ama efendim, siz yapmadınız bu binayı, niye dumana veriyorsunuz, niye ateşe veriyorsunuz? Aynı şekilde yağlı yememesi gereken efendim damar tıkanıklığı var. Kardiyovasküler hastalıklar konusunda hassas bir beden, hassas bir vücut, hatta genetik yatkınlık var. Ama siz habire kelle paçaya, habire efendim en yağlısından etlere, şunlara bunlara yumulup yumulup gidiyorsunuz. Efendim, tereyağın biri geliyor, biri gidiyor. De yani adaletsizsin. Yani bedenine karşı saygılı ol, bedenine karşı adil ol. Yani aynı zamanda duygu ve düşünce adaleti. Bakınız, yani duygunuzu eğer önünü kapıp koyuveriyor ama aklınızı tutuyor, onu efendim beslemiyor, onu geliştirmiyorsanız alın kendinize yaptığınız en büyük adaletsizlik. Yani birinin size zulmetmesine, hakkınızı gasp etmesine izin veriyorsunuz. Veyahut da efendim sizin arkanızdan film çevirdiğini biliyorsunuz. O filmi engelleyebileceksiniz ama engellemiyorsunuz. Bu da kendinize yaptığınız haksızlık, zulüm. Niye? Niye engellemiyorsunuz? Yani aman canım boş ver efendim. İyi ama siz boş ver diyebilirsiniz. O insan onu yaparak kötülüğüne bir kat daha kötülük giydiriyor ve o kötüleşme skalasında aldığı her mesafe bir başkalarına daha büyük kötülük olarak yansıyor. Bunu hiç düşündünüz mü? Bakınız, yani adaletin gerçekleşmesi konusunda gösterdiğimiz her ihmal yapılan zulümlere, zulüm debisine bir katkıdır. Maalesef hocam. Ve bunu biz çokça da yapıyoruz. Aman büyüğümüzdür, ses çıkarmayalım. Aman belki yanlışlıkla olmuştur. Yoksa bu sefer şey yapmayalım. Ya da karşımızdakinin şerrinden korktuğumuz için ses çıkarmıyoruz. Ondan sonra kötülüğü dediğiniz gibi besliyoruz. Aslında bu adaleti burada, kendimiz. Evet, burada bütün bu söylediklerimde esas olan adaleti tahakkuk ettirmek için yaptığınız her türlü girişim bir başka zulme dönüşmemesi. Bu çok önemli. Bu kırmızı çizgi. Yani siz mazlumsunuz, adaletin tüm boyutlarıyla, gerek bireysel, gerek iç adalet, gerek dış adalet, gerek efendim sosyal, gerek siyasal, gerek ekonomik, efendim hayatın her alanda, gerek toplumsal, gerek bireysel, her alandaki zulme uğramışlığınızı gidermek için yaptığınız atak, karşı zulme varmamalı. Üslup,
zulme dönüşmemeli. Usul zulme dönüşmemeli. Yöntem zulme dönüşmemeli. Yani efendim, mazlumken zalim olmamalısınız. En çok gözetilmesi gereken şey bu. Ve toplumumuzda zulümlerin birbirine katlanarak artmasının bir sebebi de bu. Anlatabiliyor muyum? Dünün mazlumu eline fırsatı geçirince bugünün zalimi oluyor. Bakıyorsunuz, dün altta kalanlardan efendim, Oğuz Atay'a selam olsun, rahmet olsun, efendim alttakilerden, ama efendim bir gün kurtuluyor, bakıyorsunuz dün kendisine yapılan zulmün aynısını kendisi de alttakilere yapmaya başlıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani anne gelinlikte kayınbabasından, kaynanasından gördüğü zulmü bakıyorsunuz gelen geline aktarıyor aynı. Efendim. Şimdi aynısı bu. Oysa ki ne demiştim? Firavun'a karşı olmak yetmez. Firavunluğa karşı olacaksın. Ebu Cehil'e karşı olmak yetmez. Ebu Cehilliğe. Firavun ölür, firavunluk ölmez. Ebu Cehil ölür, Ebu Cehillik ölmez. Ebu Leheb ölür, Ebu Leheblik ölmez. Nemrut ölür, Nemrutluk ölmez. Dolayısıyla yiğit ölür, yiğitlik de ölmez. Dolayısıyla burada önemli olan şey şudur. Eğer siz adaletsizliği gidereyim diye bir şey yapacaksanız, bunun bir karşı zulme dönüşmemesi için tüm tedbirleri almakla mükellefsiniz. Yoksa size zulüm yapan sizin öğretmeniniz olmuş olur. Yani zulüm döngüsüne girersiniz. Böyle bir toplum kıyametini bulmuş, kıyameti kopmuş demektir. Belasını bulmuş demektir. Zulüm daima dönecek duracak. Yani zulüm kısır döngüsü. Mühendislikte rezonans diye bir olay var. Belki siz derslerde görmüşsünüzdür rezonans olayını. Özellikle köprü yapımlarında, köprü mimarisinde rezonans olayına girmemesi için çok ince teknikler kullanılır. Çünkü Amerika'nın en meşhur, en ünlü köprülerinden biri rezonans sonucunda yıkılmıştır. Anlatabiliyor muyum? Küçük bir titreşimle başlar olay, rezonansa girer köprü, o titreşim birbirini katlayarak böyle, geometrik ve aritmetik katlayarak böyle büyür ve koca köprüyü küçücük bir titreşim, yani kelebek etkisinin ters dönmüş. Dolayısıyla zulüm rezonansına girmemek lazım. Aynen hocam. Çok çok teşekkür ederiz. Adalet konusu gerçekten üzerine konuşulacak çok şey olan bir konu. Çok da soru geliyor ama hepsini sormamız imkansız. Vakti bayağı aştık hocam. Evet. Çok çok teşekkür ediyorum. Bu 4. programımızda sizinle insanlığın ortak ilkelerinden 4 tanesini konuştuk sizlerle. Bize vakit ayırdınız yoğun programınıza rağmen. Çok teşekkür ediyorum bütün dostlarım adına. Allah razı olsun sizden. Ve son sözleri size bırakarak programı kapatalım diyorum hocam. Buyurun. Son sözüm Aliye'den olsun. Merhum Aliye, Bosna Savaşı sırasında Sırp çetnikler, özellikle Bosna'nın etrafındaki o tepelerin üzerine keskin nişancı silahlarını ve keskin nişancılarını koymuşlar ve insan avlıyorlar. Yani o çanağın içinde kimi görürlerse hareketli ateş ediyorlar ve avlıyorlar. Aliye'ye diyorlar ki arkadaşları, biz de bize ait tepelerin üstüne çıkalım ve kimi görürsek hareketli her şeye biz de avlayalım. Aliye'nin cevabı şu oluyor: Sırplar bizim öğretmenimiz değildir. Ben de diyorum ki, ey zalimler, ettiğiniz zulümler yanınıza kalmayacak. Dünyada kim zulmediyorsa, ister bireysel, ister toplumsal, ister siyasal, ister ekonomik, hangi açıdan olursa olsun, hiçbir zalimin yanına zulmü kalmaz. Ben ahiret falan demiyorum, bakınız, hayır, burada.
burada kalmaz. Bir. İkincisi, ey mazlumlar, eğer zalimleri durdurmak istiyorsanız, zalimleri durdurmak istemenin yolu o zalimin yerine geçmek değildir. O zaman siz de zalim olursunuz. O zalim öğretmeniniz olmasın. Zulme son verin. Zulme son verin. Yani zulüm sistemine son verin. O zulmü ortaya çıkaran sebepleri bulun, nedenleri bulun. O nedenleri çözün. O nedenleri tıkayın. O delikleri tıkamadığınız sürece sistem birini götürür, birini getirir, diğerini getirir. Gelmeden evvel mazlum olup hüngür hüngür ağlayanlar, geldikten sonra zalim olup hüngür hüngür ağlatanlara dönüşür. Hepimize, hepinize zulümsüz bir hane, zulümsüz bir dünya, zulümsüz bir ülke diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz hocam. Allah razı olsun. Hayırlı geceler tüm dostlara diyorum.